İstanbul Sözleşmesi ile ilgili olarak iş dünyasındaki kadın örgütleriyle görüşmeye devam ediyoruz. Bu kez karşımda Turkish Win kurucusu Melek Pulat Konak var. Siz Turkish Win olarak bu tartışmaları nasıl karşılıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi öncelikle birçok savunucu ve bu konuda ana konusu olan insan hakları ve kadın hakları savunucusu örgütler var. Biz onların söylemlerini %100 destekliyoruz. Çok güzel, detaylı bir şekilde bu anlaşmanın neden içinde olmamız gerektiğini, çıkmamızın söz konusu bile olmadığını anlattılar. Biz de aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi'nde yer almaya devam etmemizi, bunun umarım da bir daha gündeme çıkmanın gelmemesini diliyoruz. Baktığınız zaman bir takım yorumlar, eleştiriler getiriliyor. Aile yıktığı, eşcinselliği özendirdiği, cinsiyet eşitliği kavramı üzerinden aslında kadın erkek ilişkilerine müdahale edildiği gibi bir takım yorumlar var ve ben açıkçası bunları tamamen bir karalama kampanyası olarak, sebep olarak uydurulduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu eleştirileri nasıl karşılıyorsunuz? Ve arkasında ne var bu eleştirilerin? Şimdi İstanbul Sözleşmesi bir insan hakları sözleşmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliğinden dolayı ötekileştirilen ve bundan dolayı şiddete maruz kalan bireyleri koruyan bir sözleşme. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliği dengesinde, kantarında, toplumun bazı eğitimsizlik yanları, öfke nöbetleri, yani her kültürün getirdiği toplumsal cinsiyet eşitliğinin bazı ağırlıkları var üstümüzde. Bu ağırlıkları atma şeklimiz de çok farklı olabiliyor. Şiddet bunun en tehlikelisi ve can alıcı olanı. Yani son zamanlardaki bir sürü konuyu da gördük. Bu şiddeti uygulayanlar kimler oluyor? Ya ailemizden birisi oluyor. O yüzden aile içi şiddet konusu var. Ya tanımadığımız insanlar oluyor. Yani o yüzden de bu konuda suçlu olan kimsenin suçlarının herhangi bir şekilde hafifletilmemesi konusu var. Ve şiddet uygulandığı kişiler bazen kadın oluyor, bazen eşcinsel olabiliyor. Çünkü toplumsal cinsiyet şapkasının altında bir farklılıktan dolayı, kadın erkek olmak da bir farklılık, LGBT bir birey olmak da bir farklılık. Bu farklılıktan dolayı bunlar kaynaklanıyor. Burada ailenin dokusuna dair herhangi bir kapsama yok. Bireylerin birey olarak var olma ve bu var oldukları yerde haklarının korunması ve en önemli hakkımız olan yaşama hakkının korunmasına dair önlemler var. Ve bu çerçevede de bu hakların korunmasına dair ve bunun altyapısındaki problemler ne? Kadın konusunda güçlendirilmesi, kadının güçlendirecek programların desteklenmesi, bu aşağıdaki problemin de bir göz atılması ve buradaki konularda arka durulmaması, yeteri kadar yatırımların yapılması var. Kadının toplumda toplumsal cinsiyet kimliğine var olabilmesini gerektiriyor. Aile konusunda herhangi bir odak yok ve herhangi bir kimliği daha ön plana çıkarıyor diye bir konu yok. Bu bir bireysel eşitlik ve hak eşitliği konusu. Burada bazılarımızın hakları Türkiye'de ne yazık ki daha çok var, bazılarımızın daha az var. Biz bunları bir eşitliğe getirmeye çalışıyoruz. Bir sürü sosyal konularda bunun üzerine çalışıyoruz. Bazı STK'larımız hak eşitliği üzerine çalışıyor. Biz de özellikle iş hayatındaki eşitliği üzerine çalışıyoruz. Her yerde de çalışacak çok konu var. Bu kadar rakamlarımız büyükken geri adım atmak yerine herkesi bireyliğinle ve biricikliğinle kabul edip ilerlememiz gerekiyor. Biz ne aile konusunda ne ahlaki kurallarımız konusunda bir sapmanın olduğunu düşünmüyoruz. Bilakis daha hoşgörülü, saygılı ve bunu şiddete dökmeden ifade edebilen bir toplum olmamız için dönüşebileceğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi çok kritik. Hakikaten de kritik maddelerine, biraz detaylarına girildiğinde, aslında okunduğunda senin de bahsettiğin gibi aileye yönelik hiçbir şey yok. Temel bir şey var. Çok önemli bir şeyin, söylediğin şeyin altını çizmek gerekiyor. O da yaşam hakkı. Herkesin yaşam hakkını koruyan bir sözleşme. İş öyle bir noktaya geldi ki bu karalama kampanyası. Hani iktidarın bile gündemine girdiği ve imzayı atan iktidar bugün acaba imzayı çeksek miyi bile
tartışır duruma geldi. Türkiye imzasını çekerse sözleşmeden ne olur? Sonuçları nasıl yansır topluma? Şimdi biz öncelikle şunu gördük bu konuşmalarda. Biz biliyoruz ki gerçekten kadın örgütleri farklı politik görüşlerde olsalar dahi geçmişte hak ve eşitlikler üzerinde bir araya geldiğimiz zaman kazanımlarımız var. Ne zaman ki farklı politik şekilde ayrılıyorsak bu kazanımları kaybediyoruz. Ve bu konuda da bu kadar öz ve temel bir hak olduğu için ben gerçekten bunun pozitif bir şekilde de ilerleyeceğini düşünüyorum. Bir birliktelik ve tek seslilik olduğunu da görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Eğer oldu da sözleşmeden çekilirsek ne olacak? Bizim bütün bu konuda çalışan kurumların yapacağı işler biraz daha zorlanacak. Biraz daha STK'ların, sosyal girişimlerin ve bireylerin sorumluluğunda olacak bu can ve hak özgürlüğü. Çok isteriz ki devletimiz bize bu güvenceyi verebilsin. Ve onun olmadığı yerde var olacak destek mekanizmalarına bu kadar yük binmesin. Bunun altından hep birlikte kalkabiliriz. Peki bu kampanyalar, bu tartışmalar sona erer de İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri layıkıyla uygulanır ve hayata geçirilirse neler olur? Nasıl bir Türkiye olur? Nasıl bir atmosfer olur? Bir kere herkesin hayallerinle ve ses verebildiği bir şekilde var olduğu bir Türkiye oluruz. Yani biz çocuklarımız için herkes bunu istiyor. Yani gelecekte eğer bir kızınız varsa ve o kızınızın bir başka kişiden farklı bir şekilde iş hayatında, ailesinde can sıkıntısı çekmediğini, şiddet çekmediğini, sizin de aklınızın bir köşesinde elinizi kaldırıp bir şey uzattığınız zaman eğer kızınız şöyle yapıyorsa acaba dayak yiyor mudur gibi bir şeyi kafasından geçirmediğiniz bir dünya olur. Yani biz bunu insanlarda ve ne yazık ki sokak hayvanlarında görüyoruz. Elimizi uzattığımız zaman birisi geri çekiliyorsa bir şiddete maruz olduğunu görüyoruz ki fiziksel şiddetin yanı sıra hani gerçekten yaşam hakkımıza dönen bir şiddetin yanı sıra duygusal şiddet de var, bir sürü şiddetler var. Bunların olmadığı bir dünya. Yani sizin aklınızdan acaba kızıma, eşime, işte yeğenime bir şey oluyor mudur diye düşünmediğimiz, bütün caydırıcı noktaların olduğu, gerekli eğitimlerin verildiği ve özgürlüklerin olduğu bir dünya olur. Bir kere bu çok güzel bir dünya. Hepimizin istediği bir dünya. Diğer taraftan çok da sevindirici bir şey. Biz kurumların da bu konuda inisiyatif aldığını görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi var ya da yok. Bir sürü çalışanına değer veren kurum içi aile şiddet hatları oluşturup herkesin kendisinde, ailesinde, yakınında şiddet uyguladığını gördüğü kişileri arayabildiği, psikolojik tedavi alabildiği ve destek alabildiği inisiyatiflerin olduğunu da görüyoruz. Bunların da Vodafone gibi, Garanti gibi bu bazı kurumlara daha çok öncü olup daha çok kurumun da bu işe gireceğini görüyoruz. Dolayısıyla hızlanmakta olan, dönüşmekte olan bir momentumun daha da artacağına inanıyoruz ve buna da güveniyoruz. En önemlisi de boşuna söylenmiyor. Bütün örgütler, bütün kadınlar dile getiriyor. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz, öyle değil mi? Evet, İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Hayat güzel ve hepimizin de o yaşam hakkına, o nefes hakkına hakkımız var, ihtiyacımız var. Var olmamızın tek anlamı bu. Çok teşekkür ediyorum. Turkish Wind kurucusu Melek Pulat Konak bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.